Moondicator, kişiselleştirilmiş indikatör algoritması. Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin bugün 7000 doların üzerine attı. Aslında biliyorsunuz bizim canlı yayın günümüz yarın. Ama şöyle hızlı şifşak bir analiz yapmak istedik sevgili Altu ile beraber. Altu nasılsın? İyiyim Uyut'un, keyifler yerinde. Bitcoin 7000 doların üzerine çıktı. Biz de dedik ki bizim normalde zaten biliyorsunuz canlı yayın günümüz Perşembe 20.30 yani yarın. Fakat bugün de şöyle bir seri olarak fikirlerimizi söyleyelim. Ne oluyor, ne bitiyor? İzleyicilerimizi merakta bırakmayalım. Yarın tabii ki Bitcoin'i, Ethereum'u, Ripple'ı ve diğer soracağınız bir sürü altcoin'i konuşmuş olacağız. Ama bugün Bitcoin üzerinden kısa bir değerlendirme yapmak istedik. Evet, Altu kısaca özetledi. Altu sen başla istiyorsan, ondan sonra ben de fikirlerimi söyleyeyim. Evet, Bitcoin an itibariyle 7135 dolar seviyesinde sabahtan beri işte %5'lik bir yükseliş yakalamış. Açıkçası gidişat oldukça olumlu gözüküyor. Ben daha önce söylemiştim, Bitcoin Ocak ayından beri ilk kez bu kadar sıkışmış bir Bollinger bantlarında bir grafiğe sahipti. Ve şu an o bandı tekrar dışına taşmak için belli hareketler yapıyor. En son Ocak'ta hatırlayacaksınız zaten büyük bir kırılımla bu banttan çıkmıştı ve fiyat iyi yükselmişti. Tabii sonrasında işte korona vesaire derken düşüşten tekrar böyle dar bir banda geldik. Şimdi tabii ne beklemeliyiz? Açıkçası ilk beklememiz gereken şey bugün fiyatın 7000 dolar üzerine kapatması. Bugün 7000 dolar üzerine kapatmak demek 20 günlük ortalamanın üzerine kapatmak demek tekrar. Ve bir artık trendin yavaş yavaş kıvama geldiğini, kafayı yukarı çevirdiğini bize gösterecek. Fakat gerçek anlamda güzel bir yükseliş geliyor diyebilmek için bandın dışına doğru bir kırılma için en önemli seviye şu an 7200. Ve bu seviyelerden sonra da artık her şey iyi giderse, bu bahsettiğimiz kırılım yukarıya doğru gerçekleşirse, yukarıya doğru da 8000 dolar seviyesine kadar gidebilecek güzel bir fiyatlama görebileceğiz. Evet, aslında biz seninle genelde fiyatlarda ayrışırız ama son süreçte hep aynı fiyatları söylüyoruz. Aklın yolu bir. Benim için de aslında o 3 seviye çok önemli. Zaten uzun zamandır o 3 seviyeyi sizlerle paylaşıyoruz. 7200 aslında çok değil. Öyle hani kısa vadeli olarak ben 7200'ü önemsiyorum ama asıl 2 tane seviye ki bir tane önemli seviye. İçerisinde çok önemli. O da 8000 dolar seviyesi. Demin söyledi hareketli ortalamalar açısından. Orası bir hareketli ortalama cehennemi. 200 günlük hareketli ortalama trendi belirlemesi açısından oldukça önemli. Bir de 8000 dolar seviyesine gelindiği zaman bu 12 ve 13 Mart'taki o sert düşüşün yaraları sarılmış olacak. Çünkü o sert düşüş o fiyat seviyelerinden gelmişti. Zaten 8000 dolar seviyesinde ben açıkçası bir dirençle karşılaşmasını beklerim. Bitcoin yukarı yönlü eğer bir atak yaparsa. Peki tersinde konuşalım. Altun'un söylediği gibi şu an grafik olumlu. Bugün 7000 doların üzerinde bir kapanış. Hatta mümkünse 7200 doların üzerinde bir kapanış. Oldukça iyi olacaktır. Bugün gece 3'te kapanışta yine biz Telegram kanalımızdayız. Hem Altu hem ben orada ve sevgili tabii ki izleyicilerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız gecelik kapatmayı beraber konuşuyoruz, analiz ediyoruz, geri sayıyoruz. Heyecanlı oluyor. Videonun aşağısında linkler var. Açıklama kısmındaki linklerden siz de Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Ha şeyi söylüyorduk yani geriye yönelik aşağı bir hareket olur. Olursa, aşağı yönelik bir hareket olursa ne olur? 7000 dolar yine orada önemli. Hem psikolojik olarak önemli hem de artık teknik olarak oranın bir önemi var. Çünkü 20 günlük hareketli ortalama geldi oraya yanaştı. 7000 dolar seviyesini kırılmaması önemli. 7000 dolar seviyesi kırılırsa 6800 dolar seviyesi önemli ki 6800 dolar seviyesini son yayınlarımızda biz hep söyledik. Son düşüşte zaten oradan çekti. Orada destek buldu. Dikkat ederseniz 6800'ün tekrar destek olarak çalışmasını bekleriz. Orası da kırılırsa 6500 de zaten kırılırsa 5800 dolarlara kadar bir geri çekilme olabilir. Evet, ben açıkçası şu an şunu hatırlatayım. Şu an fiyat olumlu ancak hala demin bahsettiğimiz daralmanın dışına çıkmış değiliz. 7100 dolar bu daralmanın dışına çıktığımızı gösterecek bir fiyat değil. Hala o range içerisindeyiz. 7200'ün üzerine çıkmadığımız veya 6800'ün altına düşmediğimiz sürece belli bir kırılım geldi diyemeyiz. Şu an kırılımın pozitif tarafındayız. Geriye çekilebilir. 6800'e kadar belki tekrar gidebilir. Bu bizim aman öldük bittik benim diyeceğim bir şey değildir. Ta ki 6800'ün altında bir kapatma görene kadar. Aksi halde benim yönüm hala olumlu. Bakalım takip edeceğiz. Eğer bu şekilde devam ederse zaten önümüzde daha güzel rakamlar göreceğiz. 6800'ün altına düşerse de o zaman bir yeni bir analiz başlar benim için. Nereye kadar geri çekilebilir analizi. Fakat şu an bence onu yapmak için erken. Çünkü yönümüz yukarı.
Evet. Peki Altucuğum, var mı eklemek istediğin bir şey? Yok, bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde kripto teknik haberi de Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Yarın canlı yayında görüşmek üzere. Evet, yarın çok detaylı bir canlı yayın yapacağız. Yarın akşam canlı yayında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi tabii ki yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, bol kazançlar. Bol kazançlar.